aşka sarıldım, kul olamadım. Niye yapamadım? Topraktan geldim, toz olamadım. Boşluktaydım, hiç olamadım. Kitaplar yazdım, harf olamadım. Niye? Öğütler verdim, ders olamadım. Yine yapamadım. Sadaka verdim, el olamadım. Hayata kattım, can olamadım. Niye? Yeminler ettim senin üstüne ama tutamadım. Yapamadım. Sevgili izleyiciler, Grup Gündoğarken'le olan keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Yine sizin şarkınızla açtık ve çok da güzel oldu. Tekrar bir şey sormak istiyorum. Demin bahsettik hep böyle anlamlı şarkılarınız var, insan dinlerken hem mutlu oluyor diye. Bütün bu şarkıları da genelde siz yazıyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Bu perspektiften baktığımızda acaba günümüzdeki şarkıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hadi bakalım. İyisi var, kötüsü var. Ya çok çabuk tüketilen bir defa. Çünkü niye, onu da ben kendimce şöyle yorumluyorum. Çok hızlı bir çağ var. Yani her şeyin çok hızlı tüketildiği. Niye yani duygusu eksik diyoruz şarkıların? Eskiden atıyorum hızlı trenler yoktu. Sevgilinizle cep telefonunuzu anında görüşemiyordunuz. Mektuplar yazıyordunuz. Özlemek vardı, ayrılıklar vardı. Şimdi her şey dediğim gibi çok çok hızlı, her şey hep aşk, aşk, gece, bir günlük ilişkilere aşk oldu adı. Maalesef. Yani hep onun için yani o duygusallık, o duygusal zemin daha doğrusu kayboldu. Ben ona bağlıyorum yani. Her şeyin çok mekanikleşmesine, dijitalleşmesine bağlıyorum. Çok doğru. Siz de aynı fikirde misiniz? Dedim ya işte iyisi var, kötüsü var. Aslında şimdi bazı gençler var, kendi sözlerini, müziklerini yapıyorlar. Evet. Belki yani az sayıdalar ama zaten belki de hayatın her evresinde yani sanatçı az sayıdaydı bilmiyorum ama şeye katılıyorum, sadece bize ait bir şey değil yani Türkiye toplumuna ait bir şey değil, dünyada zaten tüketim arttı. Çok. Her şey çok çabuk tüketiliyor. Evet. O yüzden bu konuda hak veriyorum ama burada. Ama şey ya, şimdi alternatif çok isimler var, gençler özellikle. İşte Nil İpekler, Evrencan Gündüzler, Adamlar, Son Feci Bisiklet, Son Büyük Ev Abluka'da ve onların hakikaten çok önemli, hep kendi sözümüzü yazan insanlar var. Onların ben kalacağını ve yeni bir soluk getireceğini düşünüyorum o müzisyenlerin. Evet. Genç müzisyenlerin, evet. Siz ne düşünüyorsunuz Murat Bey? İnşallah diyeyim ben de o zaman. Yani ikisi de söylemesi gerekenleri söylediler, doğru. Umarım öyle olur. İnşallah. Peki şimdi aynı müzik tarzında buluşmak arada farklı bir bağ oluşturuyor mu? Zaten sizin aranızda kardeşlik bağı var ama Murat Bey de sizinle beraber artık böyle. Yok, bir... Yok, biz genelde müzikal olarak hep aynı fikirde insanlarız zaten. Evet. Ayrıca Murat çok güzel Türk müzik söyler, Türk sanat müzikçisi. Gerçekten çok güzel. Ne güzel. Türk müziği bölümüdür. Çok güzel Leonard Cohen söyler. Aa. Evet, ama tabii ki burada söylemeyeceğiz. Yok. Her yerde söylemez Murat. Söylemez. Çok şeydir. Biraz kaprisli bir... Yakında da umarım bir albüm yapacak. Değil mi? Bundan haberim
olsaydı öncesinde böyle bir ısrar ederdim vallahi. Teşekkürler. Ama hepimizin dediğim gibi müzikal beğenileri çok çok benzerdir, aynıdır evet. Hemen hemen. Onun için de dediğim evet. gibi bunca yıl beraber çalışıyoruz. Zaten. Evet. Daha nicelerini inşallah Murat'cığım. Evet. Üçümüz de hem Pink Floyd hem Ortaçgil'i sevmiştik yani. Evet. 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 Leonard Cohen yine üçümüzün Ortaçgil'i. Evet. Evet. Peki öyle. Müzik yolculuğuna çıkarken hedeflediğiniz bir nokta var mıydı? Şimdi o noktada, yani. O noktada mısınız şu anda? Hayallerinizi gerçekleştirir mi yoksa başka hedefler de var mıydı? Ulaşacağınız hedefler hiçbir zaman bitmiyor. Yani ulaşılmış bir hedef yoktur diye veya hedefin... Dur tam cümleyi kuracağım. Yok, sen tamam. Biraz düşün. O sen tamam. Cümleyi kur istersen yani, Gökhan. Yani, evet. Hedefiniz tek olsa da asla ulaşamazsınız. Oldu mu bu? Olmadı. Gibi, olmadı. O yukarıda demek gibi, lazım. Abi, sakin ol toparlayacağız biz seni. Şey yapma. Şey yapma. Çok tatlısınız ya. Hedef göstermiyorum. Bu da ayrı bir yaklaşım olmuş. Yol var. Bir hedefe ulaşırsınız. Başka bir hedefe. Bak bir hedefe ulaşırsınız. Yeni bir hedef. Bir başka hedef hayal edersiniz. Bakın ben size çok net bir şey söyleyeyim. Dünyada en uzun yaşayanlar sanatçılar ve politikacılarmış. Niye? Çünkü mesleğin emekliliği yok. Evet. Onun için de öyle hani ben artık buraya geldim bence kimse demiyordur. Yani evet. Bunun içinde Roger Waters da vardır atıyorum ne bileyim evet. Paul McCartney de vardır, Bülent Ortaçgil de vardır, Vedat Sakman da vardır. Yani herkes kimse var. Evet artık ben istediğim yere geldim demez. Derse emekli tıkanır. Olmuş demektir. Ama zaten. Şey vardır tabii değil mi? İstediğim yeri yani yere geldim demez ama istediğim parayı kazandım. Diyebilir mi? Demez yani? Abi. İhtiyaçlar sonsuzdur. Sınırsızdır. Sizin demek istediğinize dair ben bir söz biliyorum. Görebildiğin yere kadar git, sonra daha fazlasını da göreceksin diye bir şey vardı. Oh, oldu işte mu? Tam buydu işte. Tam buydu. Ben başka türlü anlamadım. Siz Gülber'in duygularına tercüman oldu. Allah razı olsun. Yani. Baştan evet. Söylesen. Yok şimdi ben hani acaba farklı bir şekilde mi ifade edecek diye bekledim. Yok, sonra yok. Kendim. İşte tam buydu. Buydu. Evet, tamam. Tam buydu. Evet. Benim de sevdiğim bir sözdür o yüzden. Şimdi o zaman bir canlı parça daha alalım mı sizden? Tabii. Evet, tabii canlı. Aslında bugün 5 Mart. Biz 8 Mart'ta ne burada değiliz. İsviçre'de konserimiz var 2 tane. Evet, çok güzel olurdu evet, ama olsun. Cenevre'de ve Solothurn'da. Onun için bu şarkımız tüm Dünya, Kadınlar, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla tüm emekçi kadınlara gitsin. Sizin kanalınızda bakımdan çok anlamlı buluyorum. Burada çalışan erkek arkadaşlar kusura bakmayın sizle alakası yok konu. bütün kadın çalışanlara gitsin bu şarkı. Evet, çok teşekkür ederiz. İlhan Şeşen'e ait bir şarkı çalacağız. Çok teşekkür ederim. Son ki... Duydum ki öylece bırakıp gitmişsin kendini, vazgeçmişsin bütün ümitlerin güzelliğinden. Yeni bir şey aramanın ve bulmanın sevincinden. Artık bitti diyorsan unuttuğum bir şeyler var. Hala mavi gökyüzü, bak hala çok güzelsin. Ve sakin bir rüzgarda dinleniyor dalgalar. Bu sabah sevinç ile uyan, yerin pencerende paslı bir tat gibi kalsın yalnızlığın. Yeniden başlamanın keyfini duy içinde. Bu sabah sevinçle uyan, gerin pencerende paslı bir tat gibi kalsın yalnızlığın. Yeniden başlamanın keyfini duy içinde. Hayatın anlamını yanlış çözmüş gibisin. Herkes sevgi bekliyor, yalnızca sen değilsin. Sevgini söylemekle başlar her şey birdenbire. Bir çocuğun saçını okşayarak gülümse, küçük bir pırıltıyla yolunu o göstersin. Yeniden başlamak istersen bu bile
sana yeter. Bu sabah sevinçle uyan, girin pencerende paslı bir tat gibi kalsın yalnızlığın. Yeniden başlamanın keyfini duy içinde. Bu sabah sevinçle uyan, girin pencerende paslı bir tat gibi kalsın yalnızlığın. Yeniden başlamanın keyfini duy içinde. Gerçekten duydum. Teşekkür ederim. Eminim içerideki arkadaşlarımız, rejidekiler, herkes severek dinlediler. Bu arada benim burada çok eski dostlarım var ya. Evet. Önder gibi, Zeman gibi. Şimdi evet. Önder diyor ki editörlük yapıyormuş burada şimdi evet. Önder. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya Buran dedi, çay alıyordum dedi. Ondan sonra hocama arkadan bir hanımefendi geldi. Ona tabii sıramı verdim dedi. Abi bir baktım abi bitmiyor dedi. Meğerse burası Woman TV'miş dedi. Daha nereye kadar yani kibarlık? Kime sıra vereceğim yani değil mi? Evet, çok doğru. Şimdi bu şarkının sözleri de çok güzel. 8 evet. Mart Dünya Kadınlar Günü evet, için de evet. güzel bir mesaj evet, taşıdın. Hani yeniden doğmuş gibi ol vesaire. Evet. Çok güzel mesajlar içeriyor. Siz Türkiye'de kadının yerini nasıl buluyorsunuz acaba? Arıyor hala. Ah bir dokun bina işit. Evet. Daha bulamadım. Ya şimdi bir defa bu tür şeyler yani ekonomi, kadın, hayvan hakları, çocuklara, çocukların haklarına baktığımız zaman bunun tek bir ana başlığı var, demokrasi. Yani bu oturmadan, tam layığıyla yerine gelmeden bunların hepsini konuşmak açıkça havanda su dövmeye benzer. Yani önce Türkiye'ye bir demokrasi gelecek, tam anlamıyla demokrasi gelecek. Ondan sonra bunların çoğu kademeli olarak çözülecek şeyler. Evet. Yani Türkiye'deki kadının yeri de, çevre sorunları da. Yani rant adaletin, eşitliğin, özgürlüğün önüne geçmezse ülkede bir şeyler olur. Şu anda maalesef kadının yeri... Ama şöyle bir çelişki var tabii ya. Kadınlar iktidarda olursa ancak demokrasi gelir. O da doğru. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. O nasıl olacak? Bizim her zaman... O nasıl olacak peki? Demokrasi gelecek, ondan sonra mı kadınlar iktidara gelecek? Hayır, ama şu durum var. Eğer partiler kadın kotasını arttırırlarsa evet. eğer o zaman evet. seçilme şansları olur. Evet. Gökhan da diyor ki arttırırlar mı işte? Arttırmazlar. Evet. Arttırmazlar mı diyorsunuz? Gene eskiye göre biraz daha var evet, katılım. Evet, evet. Yetersiz ama var. Yetersiz. Evet, yetersiz ama var. Evet. Ben mesela mahallede muhtarlık seçimi var. Direkt kadın var mı aday? Var vallahi var. Aday var. Direkt ona tabii. Kadına vereceğim. Yani öyle evet. normal abi. Ya biraz yeter bu erkek hegemonyası. Erkeklerin dünyayı ne hale getirdiği ama zaten evet, gördük ya. Dünyayı yani. Ne hale getirdiği doğru. Çünkü yani sadece gerçekten. Türkiye'de olduğunu sanmıyorum ben bu sorunu. Evet. Değil diğer mi? Ülkelerde belki biraz daha azdır bu evet. sıkıntı, bu sorun ama dünyanın bütün ülkelerinde var bu sıkıntı. Peki seçilmenin haricinde neyi yanlış yapıyoruz ki kadınlar daha kendilerini gösteremiyorlar Türkiye'de sizce? İzin veriliyor yani, mu sizce? Yani, evet. yani erkek, anneler mi yanlış büyütüyor çocukları yoksa? Anne erkek çocuklarını bir defa yanlış büyütüyorlar kafadan. Evet. Yani, orada başlıyor doğru erkek evet. çocukları yanlış evet. büyütüyor. Onları yanlış büyüttükleri için hep böyle ayrıcalıklı gibi görünüyor. Aslında kendileri de kız kadın yani öğlen oradan oraya geldiler. Onları görmüyorlar. Niyeyse bir erkek çocuk şeyi var. Nedir onun ismi? Hegemonyası var. Ondan evet. büyüyünce doğru. doğal olarak. Erkek hegemen toplum demiyor muyuz evet, işte? Tabii, evet. Onun için de. Yani birkaç bin yıllık bir mesele aslında. Evet. Peki siz ne mesaj biraz... vermek istersiniz? Ekran başındaki kadın. Ben ne mesaj vereceğim? Kadınlar başımızın evet, tacı. Çabalasınlar. Hiçbir zaman sinmesinler. Evde oturup kalmasınlar. Sokağa evet. çıksınlar. Erkekler ne yapıyorsa aynılarını kadınlar da yapsın. Bundan korkmasınlar. Hiç olmazsa biz 3 kişi bak onların yanındayız en azından. Çok güzel, çok güzel. Şimdi tekrar müziğe dönersek. Bu piyasada marka olmak çok zor ama ünlü olmak kolay dediniz. Doğru. Açar mısınız bu sözü? Sen mi çok söyledin basit. Bunu? Çok basit. Daha sen önce söylemiş olabilirim. Bilmiyorum. Güzel laf, valla çok güzel. Ama çok basit. Televizyonda görünüyorsunuz. 10 evet. saniye, 1 dakika veya bir yarışma programına katılıyorsunuz. Hı hı. Ünlü oluyorsunuz ama... Kalıcı olmak için olmak tabii canım. Sürenin uzun olması yani. Lazım. Böyle bir sürü vaka var yani. Evet. Kalıcı o yarışma olmak programlarında... da herhalde sizin gibi işe emek ve gönül vermek. Ama öyledir bu iş meslekse yani kalıcı olmak mesleğimiz olduğu için kalıcı olduk zaten. Evet. Şimdi rahmetli Fikret Kızılok'un çok doğru bir lafı vardı bence. Şöhret hastalıktı der Fikret. Hastalıktır yani. Şimdi bizim niye biz mesela atıyorum televizyonlara çıkıyoruz veya bazı gazete röportajları. Bizim biraz mesleğimiz dolayısıyla
az çok tanınmaya ihtiyacımız var. Yani belki çok, yani işte şu anda aslında çağ biraz değişti. Biraz eskiden bahsediyorum. Çünkü atıyorum eskiden iyi bir mimar, şimdi öyle değil ama onun altını çizerek söylüyorum. İyi bir mimarın, iyi bir doktorun falan böyle televizyonlarda görünmesine veya basında yer almasına gerek yoktu. Şimdi onlar için öyle bir rekabet var. Ama bizim zamanımızda özellikle müzik veya sanatla uğraşıyorsun, biraz bilindik olması gerekiyordu. Evet. O, ama tabii bunu ayırmak lazım. Yani işte şey lazım, eğitim lazım, okumak lazım birazcık. Evet. Okumak lazım, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek falan filan lazım. Yani Türkiye'deki müzisyenlerin en büyük handikapı o. Müzikten başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Dünyayla en ufak bir alakaları, dünyanın kendilerini, hepsi dünyanın mi? Merkezi bir çoğunlukla hepsi öyle. Değildir herhalde. Hepsi, evet. Hepsi tabii ki değil ama çok çok içindeyim yani, çok içinde yani olduğum için. Yani popüler olma peşinde değil de müziğini ve sanatını icra etme peşinde olursa birçoğu başarılı olabilir tabii belki de, değil bizim mi? Bizim görüşümüz bu, evet. Evet. Olması böyle da şart değil canım, mutlu olur en azından. Evet. Evet. Ünlü çünkü olmak çok, gerekli değildir tabii çok, ki. Bu çok vahşi bir rekabet ortamı var yani, evet. Yazık. Ve de şimdi baktığımız zaman bundan 10 sene önce çok tanınıp şimdi esamesi okunmayan bir sürü genç bir var. Sene. Onlara yazık, günah değil mi yani? Bir sene evet. Sonra yoksun. Yani yazık yani. Olmaz evet. Öyle bir şey. O günün şartlarıyla, o günün işte medyanın pompalamasıyla falan filan bir yerlere gelmişsiniz. Yazık değil mi onlara yani? Evet. Çok güzel bir programdı. İyi ki geldiniz. Gerçekten içten samimi söylüyorum bunu. Çok mutlu olduk sizi burada gördüğümüz için. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel bir parçayla tekrar veda edelim. Evet, Ankara'dan evet, abim evet. Geldiğiyle. Bu çok sevindim. Gökhan'ın sabahtan beri bahsettiği babamızla yazılan bir şarkı. Öyle İlhan mi? Şeşen'in çok yazdığı güzel bir şarkı. Anlamlı şarkıyla veda ediyoruz evet, o zaman. Evet, bütün izleyicilerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. İnşallah kalıcı olur kanalımızda. İnşallah. Kemirir durur çok zaman, olur olmaz bir yerde, olur olmaz sorular. Açılır zaman zaman bir kapı, olur olmaz bir yerden, olur olmaz bir yere. Bir sinemanın önündeyim, siyah beyaz bir film varmış. Annem babam beni çok severmiş. Ankara'dan abim gelmiş, evde bir bayram havası. Annem babam beni çok severmiş. Olur olmaz karşımda, olur olmaz geceler. Karışır mesafeler o anda, olur olmaz uzaklar, olur olmaz kısalır. Kadıköy'den İstanbul'a ilk havare akşamlar, annem babam beni çok severmiş. Alnımda ergenlikler, ilk aşkı müjdelermiş. Annem babam beni çok severmiş. Bir sinemanın önündeyim, siyah beyaz bir film varmış. Annem babam beni çok severmiş. Ankara'dan abim gelmiş, evde bir bayram havası. Annem babam beni çok severmiş. Annem babam beni çok severmiş. Annem babam beni çok severmiş. Of annem, annem.